mother, I found a way to see what father wanted me to be. Oh, sister, I found a way to feel the wind as it carries me. I've been singing for the waves, asking them to fall down on me. I've been granted this grace of seeing the road and my way of being free. Underneath the lies, there's a fire that breathes and lights me up like the moon above the sea, to find a way to be myself. Let me live this life. Herkese merhabalar. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize günaydın, size iyi akşamlar. Karnımızı doyuruyoruz. Şimdi yemeğimizi yiyip Nevinlere gideceğiz. Evet. Siz karo yapacaksınız. Evet. Biz de size soba kuracağız. Evet, üşüyoruz çok. Sobacı baba soba kurar. Oğlum. Evet, bir soba videosu daha. Artık kusura bakmayın ama bizim evde değil vallahi. Oraya şart yani, değil mi? Ya donuyoruz yani, çok üşüyoruz. Öyle böyle değil. Dün bütün gün ağzımızdan duman çıktı. Hmm. Ayaklarımız falan dondu. Yani biz normalde hani oturmuyoruz, hep çalışırız. Dün yani 2-3 sefer en az eve girip ısındık yani. İnşallah bugün oraya soba kuracağız. Soba hani ürünleri bozar mı diyenleriniz olmuş. Ortam zaten çok soğuk. Anca soğuğu kırar yani soba. Yok, yazın bozulmadıysa yani. Yani öyle aşırı sıcak olmaz yani. Bir de her yeri açık yani, yukarısı falan öyle şey, açık bir yer değil çok yani. Hani çok korumalı bir ortam değil. Soğuğu kırar yani. Ürünlere bir zarar olmaz. Zaten hemen ürünlerinin yanında yapmayacağız. Kapının yan tarafına evet yapacağız. Bir sıkıntı olmayacak. Zaten sizle de paylaşacağız şimdi yaparken onları. Önce bir enerjimizi alalım, kahvaltımızı yapalım. Sonra yola koyulup gidelim. Evet. Bir büyük dal sanmış bir de. Daha yok bir yer büyüyor. Nasıl? İyi mi? Çok güzelmiş. Bir büyüğünü daha alabilirmişim yani. Yok ya, büyütürsem ve büyüğü çok şey olurdu yani. Rapçi gibi olurdum. Bence bu tam ideal. Kaldırıyor seni. Çok iyi yiyorsun falan. Gerçi yıkanınca göreceğiz bakalım çekecek mi? Yok canım, çekmez ki. Ben hep kısa programla yıkıyorum. Hiçbir şey şimdiye kadar çekmedi yani. Bu mu çekiyor? Her zaman mı ufalıyor ya, ne yaparsın? Yok artık. Vallahi. Sen kendin iriliyor, şey olmuyorsun. O da hiç o alakası yok bence yani. O da olabilir. Bende niye öyle bir şey olmadı? O çok yüksek ısıda yıkadığın zaman olur. Jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew, never knew we'd cause a scene. January 3rd, 103. Casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Evet, küçük gürbüzümüzün
Karnı aşırı derecede şiş. Şu anda midesinde bayağı bir sıkıntı varmış. Çok şişmiş. İnşallah bakalım tedavi etmek için. Ne yapıyoruz şimdi? Üstüne mideye hortum salıp gazı alacağız. Sizin de varsa bilginiz yorumlara yazabilirsiniz. Ay inşallah bir an evvel iyileşir ya. Karnı ne kadar şişmiş ya. Of. Balon gibi yani, patlayacak gibi. Neden olur ki bu ya? Ama onu mideye kadar sokacaksınız. Hava çıkıyor değil mi? Bu gaz mı yani? Havayı görüyor mu? Direkt. Ah yavrum benim ya, kıyamam. Ama çok aşırı gazı var yani şu anda. Karnını basınsana kan. Su geliyor bak. Allah Allah, ne olabilir ya bu? Baksana. Aa! Bu inekler gaz çıkaramıyor mu normalde? E neden? Allah Allah. Ah canım benim ya. Ah Allah'ım, inşallah şifa olsun ya Rabbim. Ah canım benim, nasıl kova geliyor ya. Evet, basamak gerekiyor. Of. Ben bastırdım ama gücüm yetmedi. Hadi şifalandır iyice ellerinle dua ederek. Allah'ım sen şifa ver ya Rabbim. Ay bir de çok tatlı ya. İnsan kıyamıyor ya. İndi mi? Tamam. Bayağı indi ki sanki. Devam. Ama devam etmek lazım. Nasıl gaz geliyor? Nasıl gaz geliyor ya? Hayret bir şey. Yani neden olabilir ki? Yani veteriner ne dedi buna? Bir şey demedi mi yani? Biraz şey yemiş de olabilir. E peki onu kakasıyla çıkarmaz mı? Düğüm olup hani çok yuttuysa yutamaz. Evet. Gerçi öyle bir yaramaz bir şey değil. Bu yerinden başka bir şey yok. Allah Allah. Kıtır kıtır ses geliyor. O ne? Isırıyor. Ha, ısırıyor diye. Ha. Ah çocuğum benim. Ya. Bak indi biraz, değil mi? Bir rahatladı sanki. Baksana. Allah Allah. Neden olur bu ya? Bir de bu tarafı daha çok şişik. Evet. Aynen. Bir daha sallayayım mı? Ya oy canım benim, çok da tatlısın ya. Ay nazar değdi hayvana. Atma. Şimdi ilaçlarını içecek. Çok soğuk ya. Bu ne böyle? Ayaz. Abi şimdi buzağın tam olarak neyi var? Ya, belki midesi, veterinerler vardır, izleyenler vardır bilen. Midesinde gaz oluşundan dolayı şişmiş. Yani ipti yutabilir, şeyde tedavisini yaptırdım, paytara çağırdım ama 2-3 gün oluyor işte, geçmedi. Evet. İndi, hortum gazını aldık, yine olmadı. Sabah yine şişti. Nevinle biz uğraştık ama biraz güç istediği için. E peki öyle ip filan mesela yemiş olsa onu çıkarma ihtimali yok mu? Tüyüm olup kalıyor diyorlar bağırsamda. Bilmiyorum hani, hiç başıma gelmedi. Valla. Şimdi şu desem yalan değil. Evet. Dışkı yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Valla inşallah geçer ya. O da çok güzel bir buzağı. Valla inşallah ya. Zaten bir şey çok böyle heves ettim mi olmuyor. Olmuyor değil mi? Evet. Şimdi oraya mı koyacağız abi? Bunları arkaya atma. Her zaman. Bunları arkaya atma. Onu
Bunları kaldıralım mı? Öbür tarafa seyir. Şuna bak, şurada yer açın. Arkaya dayan. Şuralar mıstıklı. Tamam. Boş dağıtan olur. Kartersiz alabilirim. Yok ya. Burası şöyle yan çevirmeyi düşündük ama. Burası zaten benim karton, üstte karton falan koymadı diye oluyor. Yiyecek, içecek bir şeyler de yaparız. Kestane çay. Yani ondan sonra hem çay yaparız da... mesela düşün. Evet basit. Ya çay yaparız ya, en basit yani. Sıra çıkacak çay içeriz. Bilirsiniz. Oraya sığmaz ya. Sığmaz mı? Sığsa çok güzel. Değil mi? Biz orada sürekli biraz iki yiyorsun. Bu yanmaz mı? Yanar. He? Yanmaz mı bu? Ya ben de düşündüm ki acaba hani şimdilik şöyle şurada falan mı dursa? Sıcak, orayı ölçü alalım. Sıcak da oraya koyacağım. Oha, afiş mi? Hadi şey de kalkar. Ya öyle şöyle mi? Bir kolunuzla şey yapın. Bir metreyle, bir ipli bir şey de ölçü. Karton var orada, karton var. Tamam, sığdı. Kapıyı sıkacak keskin testere olunca gazeteye ay vallahi bir şöyle testerem olmadı ya. Bizimki var ya. Rezalet bir gün ya. Boyunca şöyle yapsam denedim, şunu halde. Yarım saat boyunca ağaç kestim yani. Bulamaya çalıştım. Allah razı olsun. Testereyi bak, yap testere ya. Testereyi alırken bak onun markası var bak. Hı? Markası var bak. Hı. Bizimki çok adi ya. Ben iyi bir testere. Ya şunu şey yapmak lazım. Ben budama yapmayı çok seviyorum. Ben hoşuma gidiyor. Evet, sığdı yani. Bu mu? Kaldırıyorum. Sıra geldi. Şeye. Bir sohbet olsunlar, biz doğar düşünürler. Çünkü bacayı buradan çıkaracağız da etrafını neyle kapatacağız? İşte kapatmaya gerek yok, açık dursun. Biz altını karton koyarız mesela. Karton olur mu çabuk orası ya, ısınacak ya. La o kadar dibine değil. Tamam, bizde bu iş. Niye olmadı? Çok yakın oldu. Evet. Oraya demir koyarız. Burada taş gibi bir şey koyarız. Arkasına. Ya burası zaten soğuk ya. Çok öyle evet. Şey olmaz ya. Yayır yayır olacağını sanmıyorum. Ya da biraz daha onu getirin ya. Biraz daha bizi geri getirin. Şuraya o şeyden alayım ben. Beyaz alayım şeyden mi? Şey var ya. O da olur. Duvarın orada dursa tehlikeli mi? Ha, kartonlar var. Ha ya da çapraz koyalım buraya. Ama bu piyasa ambalajlar yanabiliyor. Yanar. Yanılabilirler şey olur. Dursun öyle ya bir şey olmaz o. Ben şimdi şişe bakmayacağım gene. Bunu tam tersine yapsana tamam. Boyu. Tepe taşıyor. Bunun yeri burası var. Evet, sobayı
atölye kuruyoruz. Bakalım yapabilirsek. Abdullah abi şimdi bacayı ayarlamaya çalışıyor. Bakalım burası ısınacak mı? Şey yap, dur bakayım kalk. Olalım. Bir şey yap. Bir dakika abi. Nereden? Şurada kapı mısın? Bana verebilir misin? Şurada. Ya öyle doğru. Canavarla kesip mesela şöyle koy. Hı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buradan nereye çıkacağız? O teneke ısınmaz mı ama? Bu böyle dursa da bir şey olmaz. Ama teneke de ısınır abi. Nereye bağlayacağız? Telli var. Şuraya. Cause I couldn't let go. Who I thought I was. Evet. Baca takıldı. Şimdi sobayı ateşleyeceğiz. Ata. Güneşi gördün, koşturuyorsun sağda solda. Değil mi? Ne yapıyorsun? Silahçılık mı oynuyorsun? Hı? Ay ne yapıyorum sonunda sapımız oldu Allah'a. Yanıyor mu? Yanıyor, çıtır çıtır. Sevim koş. Sevim koş. Bize şey lazım, bir çamur süpürgesi. O şey yere düşenleri. Kanka şey... bitirelim ondan sonra süpürge. Aynen bu. O yetmiyor. Ay ne güzel. Sıcacık. Aa. Açamıyoruz. Tamam, ne döktüm acaba? Dur bakayım, bacı çekiyor mu? Elimle. Oo, güzel valla. Lazım mı bu? Belki bozuktur onlar. Ne? Bahardan kalma çöpten çıkıyor. Abdullah kestaneleri getir, hemen atalım. Acıktık. Bu nasıl acıktık demek, çay içeceğiz demek yok, direkt evet, buradayız. Evet, hep buradayız biz. Oh, iyi oldu ama ellerine sağlık ya, nihayet. Hemen yakarız burayı. Ben sen evden çıkıyorum dedim, sobayı yakarım. Aynen. Hemen çayı da koyarsın. Şey var mı bizim burada? Çay şeyimiz var mı sobanın üstüne koymak için? Var çay canım. Var mı ya sobanın üstüne koymalı? Yani, yoksa fazladan acaba bizim bahçede var mı dedi. İstersen çok güzel şaşırır. İstersen. Beni şaşırtıyor bazen. Beyin bedava. Onu bir temizle önce onu. Şeyde olur bak. Ne? İyileşeceksin mi? Ha? Evet. Sabah gazını aldığımız buzağı bu. İnşallah iyileşecek bakalım şimdi. Biraz keyifsiz. Evet, kilerimizin sovası gayet güzel, bacamız gayet güzel çekiyor. İçerisi de gayet ısındı. Şurada küçük bir açıklığımız var ama çok etkilemiyor burayı. Kapatırız daha sonra. Ortam çok güzel bakın. Abdullah abinin ektikleri yemyeşil çim gibi olmuş. Burada çiçekler çıkmış. Mevsim kış ama çiçekler açmış. Önümüzdeki birkaç gün sonra kar veriyor. Hava 3-4 derecelere düşüyor burada. Özellikle yukarı kesimlerde muhtemelen kar yağışı gözükecek. Çoluk çocuk artık kara gideceğiz değil mi çocuklar? İnşallah. He? Özlediniz İnşallah. Mi karı? Hayır.
Evet. 4 mideye abla, bunlar mide geçişlerine yabancı cisimden kaynaklı tıkanma olabiliyor ya da ara midelerde kabızlık şekillenebiliyor demiş. Bu ilaçları vermişler. Odun lazım. Odun bitmiş mi lan? Aynen. Oo, siz buna odun yetiştiremezsiniz. Artık ama normalde bizim kapıyı kapatmamız lazım. Evet. Kapatayım bir mı? Bir de ağzı hep açık ya bunun. Evet. Kapıyı kapatmamız lazım. Ondan da çabuk biter. Bence olur. Evet. Şöyle bir çekeyim. Ramazan paketi. Şöyle bir çekeyim. He, onu da koy Abdullah abi. Onu da şuraya. Şuraya şuraya. Şuraya mı? Şuraya. Taçlandıralım. Taçlandıralım onu da. Nedir bu? Nedir ne başım, sen anlat artık. Ben anlatmayacağım. Bu güzel paket. Sevgililer günü paketi mi? Aa, çok güzel oldu. Aa evet, 14 Şubat da geliyor. Sevgililer. Sevdiklerinize hediye paketi. Bunu böyle içerisinde belli ürünler var. Evet, belli ürünlerden koyduk. Neler koyduk? Anlatın lütfen. Tarhana koyduk, turşu koyduk. İncir reçeli koyduk, ayva reçeli koydu. Ayva değil, armut reçeli armut koyduk. Reçeli, ceviz. Kiraz kompostosu koyduk. Tarhanamız var. Ondan sonra koruk suyu koyduk. Menemenlik koyduk. Nane koyduk. Defne yaprağı da hediye koyduk içine. O hediyemiz olacak. Ihlamur var. İncir sirkesi var. Üzüm sirkesi var. Başka? Erişte. Elma kurusu var. Erişte var. Elma kurusu. Patlıcan kurusu var. İncir reçeli. Evet, değil şey mi? Evet. Aynen. Başka bir şey yok. Kiraz kompostosu dedik mi? Dedik. Tamam. Evet. Peki neden insanlar bu paketi tercih etmeli? Neden etmeli Evin Hanım? 15 çeşit ürün var. 15 çeşit ürünümüz var. Farklı farklı. Ya şimdi Ramazan geliyor. Hem bir küçük hediye etmek isteyenler olabilir. Ya içeriği güzel. Burada ben kaldım, sende söz. Biz böyle çeşit çeşit güzel bir paket yapalım dedik. Çünkü yurt dışından birçok takipçimiz burada sevdiklerine ürünler gönderiyorlar. Hem onların da kafası hani karışmasın, ne alayım ne göndereyim vesaire diye, bizim de aklımıza geldi. Dedik böyle bir hani çeşit yapalım, evde çok giden ürünler. Hem fiyat olarak da avantajlı hale getirdik. Çünkü hani toplu olarak alındığı için bu şekilde böyle yani 15 bunları, parça ürün. Bu 15 parçayı tek tek alsalar daha pahalı alacaklar. Ama 15 ürünü böyle bir kutu içerisine alırlarsa hem bizim işçiliğimizi azaltmış oluyor hem de ucuza almış olacak. Aynen öyle. Çünkü tek tek gönderdiğimiz zaman o zaman hani kargo ücreti de daha fazla olmuş oluyor. Bize de daha fazla maliyet. Hem hani emek fazla olmuş oluyor. Bu şekilde olduğu zaman kargo ücretini de hani biz karşılayacağız. Ürünler de çok avantajlı hale gelecek. Peki bu paket Shopier'de böyle paket olarak mı koyacaksın? Evet. Paket olarak bu şekilde böyle hediye paketi olarak koyacağız. Bir de bunun acılı olanını yapacağız. Yani acılı paket diye yapacağız. Peki mesela bu paketten böyle 3-4 çeşit farklı ürünlerin olacağı bir şey yapılamaz mı? İşte yapacağız. Biz şimdi bu hediye paketi, avantajlı hediye paketi yaptık bir tane. Acılı hediye paketi olacak. Yani acı turşumuz, işte acılı biber salçamız olduğu. Bir tane de Ramazan paketi yapacağız. Ramazan paketi de onun içine de biraz daha herhalde zeytinyağı falan ekleyeceğiz. Daha farklı olacak. Başka ekstra olarak mesela Ramazan paketinde pekmez daha olabilir. Pekmez falan hani o tip şeyler ekleyeceğiz. Daha böyle işte hani gıda olarak daha Ramazan'da yenilebilecek şeyler ekleyeceğiz. Pekmez olarak, işte yağ olarak. Onun dışında işte 3 ayrı paketimiz olacak. İnşallah beğenirler. Evet, çok güzel. Şöyle son olarak bir hızlı hızlı içerisinde neler varmış hem oku hem de hızlı hızlı gösterelim. Bu avantajlı hediye paketimiz. Onun içerisinde ceviz var. Şöyle gösterelim bakın hızlıca. Böyle cevizler. Cevizimiz var. Armut reçeli var. Armut reçelimiz var şöyle. Bunların gramajını? 660 cc'lik kavanozlarda. Orta boy yani. Evet. Hani küçük boy değil. Evet. İncir reçeli.
Onlar şurada var, şurada. İncir reçeli. Şöyle bunlar tabi hepsi var. İlaçsız tarım. Yani hiç ilaçla vesaireyle olmayan evet. ürünler. Onu da belirtelim. Doğal yani. Tamamen doğal ürünler. Glikoz hiç öyle hayır, şeylerle işimiz asla yok. Asla koruyucu vesaire. Asla öyle bir şeyler yok yani içerisinde. Evet. Kiraz kompostosu. Bu da tamamen yani hiçbir şekilde ilaç atılmadan toplanan ağaçlardan. İçinde çok az bir şeker var. Pancar şekeri. Evet. Üzüm ve incir sirkesi var. Onlar da tamamen doğal fermente. Yani bizim kendi yaptığımız sirkelerimiz. Koruk suyumuz zaten hani geçen yazın toplamıştık bahçemizden ilaç vesaire olmadığını biliyorsunuz. Tarhana ve erişte var. Şöyle onlar zaten olmazsa olmaz taranamız. 500 gram da erişte koyduk. Ihlamur nane var. Naneler tamamen ilaçsızdır. Mis gibi kokuyor. Bunlar da aynı şekilde ilaçsız ağaçlarımızdan topladık. Ihlamur kuru nane. Yayladaki ağaçlardan ötekisi de yine yayladaki hani bahçedeki nanelerimizden yaptık. Patlıcan kurumuz var. Patlıcan kurumuz. Onları da kendi bahçemizde şey yaptığımız şeyle. Patlıcanlar. Patlıcanlar. Bir de elma var. Kurumuz var. Bir de tabii ki menemenlik. Evet, o da olmaz olmaz. Büyük boy menemenlik sosu. Bu en büyük boy, 1 kiloluk yani büyük en büyük. Evet, içinde ne var onun? Zeytinyağı, biber, domates. Evet. Evet. Şimdi bu avantajlı şey paketi, hediye paketi. Şeye de yine böyle ürünler olacak Ramazan paketinde. Onun içine sadece pekmez, zeytinyağı falan ekleyeceğiz. Zaten Shopify'de görürler. Tamam. Hepsini. Onun dışında başka bir şey yok. Hani yurt dışından mesela alıp Türkiye'deki sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Biz bunları yurt içi. Bu sadece yalnız yurt içi. Yurt dışına göndermiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Yani sadece yurt içindeki takipçilerimize özel olarak yaptık. Onu da buradan belirtmiş olalım. Hani yurt dışında yaşayanlar da dediğim gibi yurt içindeki sevdiklerine gönderebilirler. Yine de hani yurt dışından isteyen sevgili takipçilerimiz olursa onlar da Instagram'dan mesaj atabilirler, mail atabilirler. Onlara da zaten direkt bizzat yardımcı olurum. Çünkü yurt dışı için kargo ücretleri oluyor. Ondan dolayı ben hani direkt görüşmek zorundayım kendileriyle. Çünkü mesela 1 kilograma göre atıyorum 10 kilograma göre fiyatlar farklı farklı 15 değişiyor. 15 kalem olduğu için iş biraz karışıyor. Tabii evet karışık olduğu için. Hani onu özel görüşmemiz gerekiyor. Aynen onlara özel görüşmek gerekiyor. 12-13 kilo ağırlık gelecek. Evet. Evet. Yani yurt içi paket avantaj yani kargosu çok çok tabii uygun olduğu için ondan dolayı hani ne bize bir zararı olacak ne karşı tarafa bir zararı olacak ama yurt dışı paketlerinin kargoları çok yani yüksek onları biz karşılayamayacağımıza göre dolayısıyla biz de kendimiz hani onlarla görüşmek durumundayız. İyi hayırlı uğurlu olsun o zaman. İnşallah Allah'ın herkese de şifa olsun. İnşallah güzel güzel tüketsinler doğal ürünlerini.